Arkadaşlar, Ukrayna'ya gidiyorum. Bu da giriş videomuz böyle olsun. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar, başka bir güne daha uyandık ve maalesef ki hava biraz sisliydi sabah. Bakalım şimdi nasıl, bayağıdır bakmadım. Yani normal gözüküyor, biraz sis var, çok hafif. Umarım çok soğuk değildir. Hadi gidelim. Bugün size market fiyatlarını göstermeye çalışacağım. Özellikle telefon, bilgisayar, teknolojik aletler ve normal yemeklik şeyleri. Mağazada biraz garip yiyecekler falan da var, böyle patates falan var küçücük. Bakalım. Otel bu şekilde. Şimdi çok fazla konuşmuyorum insanlar rahatsız olmasın diye. 4 tane oda var. Evi otele çevirmişler. Hava çok iyi değil ama olsun. Aşırı soğuk değil. Biraz sis var. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Size Kiev'in porsiyonlarını göstereceğim. Onlara göre benim yediklerim çok fazla ama aslında baya baya az yiyoruz. Arkadaşlar, parayı çevirdik. İçerisi biraz ilginç bir yerde. Biraz korktuğum için pek video çekemedim. Bu şekilde 50 dolara 1312 grivni aldık. Bayağı iyi. Burada Türk lirası hani 1 lira 1 lira neredeyse 10 dolar ya. Burada 1 dolar 26,5 grivni. Просто гривной суп маленькую. Arkadaşlar, kaşıklar için de para veriyorsunuz. Burası açık büfe, istediğinizi alıyorsunuz. Fiyatlar üstüne yazıyor. Ödemeye geçelim. Bunları aldım. Ve bunlar... Şunu çok merak ediyorum. Bunların pankek gibi bir şeymiş. Bakalım nasıl bir şey. Ve... Bu şekilde... 94 lira, yani... Yaklaşık 70 lira ya da 80 lira civarı ediyor. Bu şekilde, hadi yiyelim. Ukrainian pancakes. Apricot. Şimdi kayısı var, üzerinde fıskırmızı falan var. Bayağı güzel bir şey, çok beğendim. Arkadaşlar, bunu hani merak ediyordum bayağı. Galiba bu yumurtalı tavuk oluyor. This is a chicken with eggs, right? Sadece yumurta ve tavuk bayağı iyi tadı. Dün bir daha tavuk yemiştim ama dünkü tavuk pek güzel değildi. Bu biraz daha iyi. Yemek
Hoşçakalın. Anlamda soğuk. O yüzden pek gezebileceğimizi sanmıyorum. Şimdi bir alışveriş merkezine gideceğiz. Hediye falan bakmak için. Hem de ne var ne yok diye bakmak için. Orada eğer teknoloji mağazası bulabilirsem oradaki fiyatları kontrol edeceğim. Özellikle bir kamera fiyatlarını ve telefon fiyatlarını. Çünkü burada biraz daha ucuz. Özellikle bilgisayarlar arasında hani 1000-2000 lira civarında değişiyor. Daha ucuz şeyler var. Bakalım. Yaklaşık 300 lira arkadaşlar. Burada hikayesi de biraz daha pahalı sanki. Kıyafetler genel olarak biraz daha pahalı ama teknoloji ürünler biraz daha ucuz. I will do it again. Ukrayna'da bir teknoloji marketindeyiz. Fiyatlar biraz daha uygun. Aslında buraya gelip bilgisayar alınabilir, telefon alınabilir. Telefon tabi biraz sıkıntılı vergilerden dolayı ama bilgisayar alınabilir. En çok kullanılan fonlardan bir tanesi burada 4400 lira. Bu da 1500 lira falan denk geliyor. Fiyatlar hemen hemen aynı gibi. Thinking about why this is Turkey. Opex seviye neredeyse 2000 lira. Daha fazla. Türkiye'de hemen aynı galiba. Little baby with babies. Şey olmaz lakin. Arkadaşlar iPhone'lar biraz daha ucuz gibi sanki. 2-3 bin lira fark arasında. iPhone'umu kendim hatırlamıyorsam 14 bin lira olması lazım. Bunu çevirdiğimiz zaman 12 bin ediyor. So, it's like how much? 10,000? And here it's a little cheaper. It's so small. Arkadaşlar fiyatlar bu arada biraz daha ucuz galiba. Hani ben baktığımda MacBook Pro 16.000 olması lazım. Bunu çevirdiğimiz zaman da hani 14.000 civarına geliyor. Hesaplamak lazım. Videonun altına yazarım Türkçe kaç para oldu, Türkiye'de kaç para olduğunu. Bakalım. Bunlar da aksesuarlar. Bunlar da İngilizce konuşmaya falan çalışıyorum yanlışlıkla. Okay. Is there any price or something? No price. Arkadaşlar maalesef fiyatları gözükmediği için gözüküyormuş. I don't know where it is. I don't know. Yes. This. This is a camera. Very good camera to make a vlog or something. Just
Arkadaşlar bunu almayı düşünüyordum Türkiye'de. Bayağı güzel bir şey. Bakalım belki ileride alabiliriz. Buradaki fiyatı. Türkiye'ye göre biraz daha pahalı arkadaşlar. Bunu fiyatlarını yazarım. I think it's a little expensive. Arkadaşlar burası sadece bir çikolata mağazası. Bayağı iyi görünüyor. And this temple, this beef price and chicken price is chicken is expensive one. Chicken, yeah, why chicken is expensive? I don't know. Or maybe just kilograms and grams. It's 100 grams. And here is 1 kilogram. Arkadaşlar tavuk fiyatları bu şekilde. Bu da et fiyatı. 100 grama 23 kuruşuna yani 8 lira diyebiliriz. Ayran fiyatları da bu şekilde. Burada fazla ayran yok. Bazı marketlerde var sadece. Arkadaşlar bu dönerci bulduk. Döner yiyoruz ama Türk değil. Fiyatlar bu şekilde. En üstteki mini. Klasik. Middle. Orta boy. En büyük XXL diyor bu şekilde. Yani ortalama 15-20-25 civarında gidiyor galiba. Ayran aldık. Onur ayran. I'm not sure about the shotgun. Why? I don't know. Maybe. Sanki yer altına gidiyormuşuz gibi bir korku. Ama yer altına değil, otele gidiyoruz. Bugün de döner yiyelim dedik. Bir dönerci bulduk. Tadına bakalım ama bayağı iyi duruyor. İçinde her şey var. Domatesinden, soğanına, dönerine her şey var. Tabii güzel. Arkadaşlar burada hala rap yaptığını sanan bir insan var. Bunlar rap yaptığını sanıyorlar ve hala insanlar izliyor. Çok garip. Yani inanılmaz. He is not Ukrainian. Where is? I'm a little bit No. Stupid jokes. What he said? Some stupid jokes in stupid Ukraine, jokes? But it was bad. Not good jokes. Yeah. Yeah, and the four vendetta. Sorun yok. Sorun yok. Burada motorcu abiler var. Let's go there to show this car. Of course. Ve şöyle bir Arkadaşlar burada. Üzerinde parası yazmıyor herhalde. Sanırım bu kiralık araba. Araba fiyatları biraz daha ucuzmuş. Yani dışarıda çok büyük motorlu arabalar var. Böyle 6000 motor, 5000 motor arabalar var. Aynı Amerika'daki gibi. Tabii fiyatlar biraz daha pahalıdır ama Türkiye'ye göre çok daha ucuz. Burası bir teknoloji mağazası. İçerisi bayağı güzel. Ben burayı çekmiştim. Bu arada burada dışarıda kimse maske takmıyor ama kapalı bir yere girdiğiniz zaman takmak zorundasınız. Böyle bir saçmalık var. Özellikle metroda falan herkes takıyor ve mağazalarda güvenlikler bekliyor ki maske takıp takın diye. Bu şekilde. Ama maske kimse takmıyor yani normalde. Burada Zara var. Bunu zaten gördüğünüz Zara'nın binası. (Gülüyor)
her bina bayağı güzel. Bunlar hani çekerek göstermeye çalışıyorum ama normalde bayağı bayağı iyiler yani. Hiç tarihi bozmamışlar. Yapıları yeni şeyler de hani yakışmış. Mağazalar falan hep her şey şehre uygun. Hiçbir mağaza ya da bina absürt durmuyor. Metro bayağı ilginç, inanılmaz derin, gittikçe gidiyor ve bitmiyor gördüğünüz gibi. Ve şu an hızlı gidiyoruz, ona rağmen bayağı yol var. Bunlar çok eski metrolarmış ama neden bu kadar derine yapıldığını bir anlamadım. Bu kadar derine yapmak çok zor olmamış mı acaba? Arkadaşlar McDonald's bile çok güzel burada. Şu şekilde göstereyim size. Böyle bir sürü oda var yemek yemek için. Halloween already? Yeah, on this weekend. A lot of onion. Hamburgerin içinde soğan var. İlk defa gördüm. Normal sadece bir hani burger. Bu da Big Mac. Big Mac'i de gösterelim. Daha ben bakmadım. It's normal Big Mac. İnanılmaz. Can eat this together. McDonald's'tan hamburger aldık ama hamburgerin içinde soğan var. Saçma sapan bir şekilde. Hani ilk defa gördüm soğan. O da şaşırdı. Çok kötü. Kokusu da garip. Şimdi ben de tadına bakacağım. Let me taste. I'm trying to speak English. Gerçekten garip tadı var. Ketçap, soğan ve burger var içinde. İlginç. Ama idare eder. Ben beğendim. O beğenmedi. Demek ki de Big Mac'i deneyelim. Better. Normal. Big Mac Türkiye'deki de aynı. Sadece biraz daha ucuz galiba. Tam hatırlamıyorum. You didn't bite. Isırdı ama yok yani. Nereden ısırdı? Good. Better. Better. Okay. Arkadaşlar bugün yine aynı yere geldik. Bu şekilde dünkü tavuğun aynısını aldım ama bu sene yanına patates püresi aldım ve bunu denemek istedim. Bu da tavukmuş. 277-280 görevini. Hadi deneyelim. Herhalde bu bayağı yağlı bir şey arkadaşlar. Oo evet. Oho. Olur. Bayağı güzel. Ama biraz fazla yağlı. Tatlar bu da bayağı iyi. Thank you.
garip bir yer arkadaşlar. Konuşmaya korkuyorum. Arkadaşlar önce kilisenin içine girdik. Hayatımda neredeyse ilk defa bir kiliseye girdim ve hani kilisenin içine girer girmez çok garip bir ortam var. Tabi bu normal kiliseler gibi değil. Biraz daha müze şeklinde olduğu için hani her şey çok abartılı ama içerisi bayağı güzel. Işıklar falan çok iyi. Özellikle içeride değişik bir koku var. O koku falan bayağı iyiydi. Ama orada papaz ve diğer işte din adamları falan var birkaç tane. Sipsiyah giyinmişler. Onlar biraz fazla korkunçtu. Yani bizim imamlar gibi değil. İmamlar biraz daha ne bileyim daha iyi duruyorlar. Bu papazlar içeride bildiğiniz cellat gibiler. Ve bu şekildeydi. Kiliseyi gezdik. Şimdi kilisenin etrafını geziyoruz. Bakalım. Ve bu da diğer kilise arkadaşlar. Bakalım buranın içi nasıl olmuş. Belki içine girmeyebiliriz. Ha? Arkadaşlar şimdi kilisenin en tepesine çıkıyoruz. Birazdan göreceksiniz. Manzara çekmek bayağı iyi olacak kaydı. Ama çok zor gitmez. Tam ben düşünmüştüm. Buraya çıkmadan birileri çıkmış daha önce. Oh, it's a little places. Perfect. Oops. Buraya tuzak kurmuşlar. Bir kere bunu. Buralar çanlar falan var. İlk kat. Burası ilk kat arkadaşlar bu şekilde. Daha iki kat daha var. Bakalım oralar nasıl. Left a little. Daha bayağı bir merdiven var. Oh, en tepeye çıktık. Bayağı yorucu bir şeydi, yolculuktu. How is it? Perfect. Perfect, harika. Arkadaşlar çan sesleri ta karşıdan geliyor. Umarım duyuyorsunuzdur. Bayağı uzak yani buraya aslında. Bir maceranın daha sonuna geldik. Aşağı doğru iniyoruz. Diğer kiliseye girmek bedavaydı. Girişler bedavaydı. Buraya girmek paralıydı. Paralı olduğu için girmek istemedik. Çünkü zaten kilise yani hemen ne farkı olabilir ki? Sadece buraya çıkmak için para verdik. O da 40 green'e falandı. 40 green'e de ortalama 15 lira falan yapıyor. Şunun en tepesindeydik. Şimdi başka bir yere gidiyoruz. Sonrasında yemek falan yiyip otele döneriz. Привет, друг. Как дела? Давно не виделись. Давно я тебя не видел. All the way up. Nothing can stop me.
Arkadaşlar şimdi Ukrayna devlet adamlarının kaldığı yerlerdeyiz ama tam ortasında böyle bir park var. Çok saçma. Şu şekilde park var ve parkın önünde böyle bir bina var. Çok ilginç bir bina. Bu şekilde bir yer. Bayağı ilginç bir yer. Kapısına güvenlik bekliyor. Onlar ayrı korkunç zaten. Sipsiyah. Bu şekilde. Yani böyle bir yerde arkadaşlar, böyle oyuncakların olması da ayrı bir saçma. Arkadaşlar şimdi markete girdik. Akşam 6 oldu. Bir şeyler aldık. Hem sabah için hem de uçak için aldım. Çünkü sabah erkenden yola çıkacağım için pek hani bir şey yemeye vakit olmayacak. Hem de havaalanında her şey çok pahalı olduğu için gerek yok. Kahve aldık. Diana çayı aldı. Ve şey, sandviçler aldık. Croissant. Croissant aldık mesela. My baby's food. And bu Diana'nın yiyeceği bu da. And that's all. Yes. Bunları birazdan yiyeceğiz şimdi. Biraz kahve içeceğiz. Biraz da yürüdükten sonra çikolata mağazası var burada, Roşen diye. Ona gideriz. Biraz yemek yeriz. Oradan otele geçeriz herhalde. Bakalım. Hadi birazdan görüşürüz. Eğer bir şey olursa çekmeye çalışacağım. Ukrayna'nın biraz da pazar gibi bir yerine geldik. Her şey açık. Et, işte balık falan bir sürü şey var. Değişti şeyler ve baya kötü kokuyor aslında. Bu şekilde. Şimdi sadece 50 euro verdik. 50 dolar verdik pardon, 50 dolar. Neredeyse 1600 ya da 1300 grivna civarı alacağız galiba. Emin değilim, şimdi göreceğiz. Evet, gördüğünüz gibi bir tane kağıt parçasına bir sürü şey, aynı Türkiye gibi. Türkiye'de yakında böyle olacak. Çikolata yerine geldi zaten, görmüştünüz. Birkaç hediye aldık ve şimdi sonuna gidiyoruz. Burası böyle ilginç. Charlie'nin çikolata fabrikası. Arkadaşlar herhalde bu ölüm acısı falan. Acı ilginç bir şey yani ama alma, cesaret edemedim. Çok acıysa yiyemem diye almadık o yüzden. Ama bayağı ilginç bir şeye benziyor. Fiyat da bu şekilde. Yani 10-15 lira falan civarına geliyor. Bu şekilde değişik reisler var. Bu reis bizde yok galiba. Şu da yok bizde. Bunlar değişik şeyler var yani burada. Ha, bir tane mango dondurması aldık. Bakalım nasıl. Hiç yemedim daha önce mango. İlk tanımadım. What? Which one? Reis. It's just... No. Why not? Take something different, not usual. Ah, it's also different actually. We don't have cheese, right? This, yeah. This, you the... haven't cheese? No. What? Bizde Lay's'in peynirisi yok değil mi? No, we don't have a cheese. This, we have Doritos with cheese but not Lay's. It's different. Okay. Let's try this and take another one. No, one. Okay. Bir tane de Pringles aldık. Bu da peynirli. Bunu da denememiştim. Şimdi bir de su alalım. Burada sular biraz daha pahalı bu arada. Mesela bu 1,5 litrelik su 18 grivna, yani yaklaşık 6 lira. 6, yes, 6 lira. Yani bir 5 litrelik su yerine yani 1,5 litrelik su alınıyor. Suların tadı bayağı kötü. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi pizza aldık ama poşetlere bakın. 100 tane şey aldık. Burada. 1, 2, 3, 4. Bayağı bir şey aldık. Bakalım ne yapacağız bugün. Bazıları hediye tabii. Hepsi hediye, hediyeler falan var şimdi. Ama yemekte bayağı bir şey aldık. Ananaslı pizza, bakalım nasıl olacak. Buradaki Domino's biraz daha kaliteli. İçenler de yine pizza yemiştik. Bayağı patatesli falan, değişik bir şeydi. Bu da öyle bir şeye benziyor. Hadi deneyelim.
Arkadaşlar havaalanına geldim. Artık dönme zamanı. Hadi bakalım. Sonunda uçağa gidiyoruz. Bir saat falan bekledik. Biraz ötler yaptım. Together with Captain Mehmet Canan, we have planned our flight 7 hours and 35 minutes to hours.